Birlikte başaralım. Değerli izleyenler, bu zincir marketler karşısında küçük esnaf, bakkalın, manavın, kasabın, kuru yemişçinin, kepenk kapatmasının kaç milyon kişiyi işinden ettiğini defalardır anlatıyor. Bu perkende ağını yönetenlerin aslında üretimi de, lojistiği de kendilerine göre düzenlediklerini ve o sektörlerde yüz binlerce küçük işletmeyi işinden ettiği üzerine kaç video yaptım, kaç kitap yazdım ve ilgili kesimlere iletmeye çalıştım. Benim uzun zamandır gündeme getirmeye çalıştığım risk nihayet gerçekleşti ve işsizlik, gıda fiyatlarındaki denetimsizlik, kepenk kapatan yüz binlerce esnaf, tarla ile market rafı arasında 5-10 katlı fahiş fiyat farkları sürdürülemez hale geldi. Hükümet mecbur olarak zincir marketlerle ilgili bazı önlemler almaya çalışıyor. Aldığı önlemler kısmi, palyaçı ve kısa vadeli. Ama muhalefetin buna itirazı aklın sınırlarını zorluyor. Muhalif görüntülü gazetecilerin, TV program yapımcılarının, tartışmacılarının, ekonomist görünümlü ücretli konuşmacıların itirazlarına bakıyorum, şaşıp kalıyorum. Tamam anladık. Hükümetin çözümü eksik, geçici. Fakat siz neye itiraz ediyorsunuz? Sizin bu kepenk kabata milyonlarca esnaf için, küçük işletme için, geçimlik tarım aileleri için bir modeliniz var mı? Para dağıtacağız vaadi dışında. Hibe vereceğiz, ucuz kredi vereceğiz, kartlarınıza bedava para yükleyeceğiz dışında bir çözümünüz var mı? Modeliniz nedir? Çözümünüz nedir? Hazineden para vereceğiz. Mazotun, gübrenin fiyatını indireceğiz dışında çözüm modeliniz nedir? Yok. Böyle bir kapasiteniz, böyle projeleriniz, böyle çözümleriniz yok. Gidip esnafı, çiftçiyi dinliyorsunuz. Size müzahir TV kanalları, gazeteler ve uzmanlarımız bunu bangır bangır halka sabah akşam iletiyorlar. Peki ne öneriyorsunuz? Beleş veya ucuza para vereceğiz dışında ne öneriyorsunuz? Hiç. Ah ah vah vah deyin. Halkın hükümetten bezmesini bekliyorsunuz. Bezince mecbur bize gelecek diyorsunuz. Hiçbir çözümünüz yok. İşin kötüsü çözüm üretecek kapasiteniz değil. Sizi sabah akşam parlatan medyanızla birlikte hazır hükümet gidiyorken Allah aşkına hep birlikte gider misiniz? Ya bir gidin Allah aşkına bir gidin. Hepiniz yıllardır, kaç dönemdir meclistesiniz, siyasetin içindesiniz. Hükümetin karşıtlığı dışında kayda değer, dişe dokunur tek projenizi duymadık daha. Ya bir gidin Allah aşkına bir gidin. Hazır hükümet gidiyor. Kendi gazetecilerinizi, TV'cilerinizi, YouTuber'cılarınızı alıp bir gidin. Ülkeye yapacağınız en büyük iyilik bu olur. Komple evinize gidin ve daha önce hiç siyaset yapmamış yeni yüzler, taze beyinler gelsin. Bakın bakayım 10 yılda neler oluyor. Siz zincir marketlerin nesne sahip çıkıyorsunuz? Size bu konuyla ilgili kitabımı gönderdim. Ve videonun ekini tekrar ekliyorum. Lütfen okuyun. Happy Dog'u 95 sayfa. O kadarcık okumayacaksınız. O sürede daha önemli bir belge okumayacaksınız. Bir okuyun. İtiraz noktalarınız varsa geliştirin. Siz model geliştiremiyorsunuz. Bari size sunulanı uygulayın. Bu konuda ilkokul seviyesindekilerin bile anlayacağı basitlikte anlatan videolar hazırladım. Size defalarca gönderdim. Linkini tekrar ekliyorum. Lütfen izleyin. Bu zincir marketlerin tamamını perakende sektöründen çıkaracağım ve aynı sistemle çalışan küçük esnafın bayı olduğu bir sistem kuracağım. 5-10 şirket yerine en az 500 bin aile ekmek sahibi olacak. Üstelik tüketici de mağdur olmayacak. Bunun gibi emek yoğun başka sektörlerden de büyük sermayeyi çıkaracağım ve küçük aile işletmelerine devletçe gerekli teknik, finansal, organizasyonel destekleri verip milyonlarca kişiyi iş sahibi yapacağız. Büyük sermaye gidip fabrikasıyla ilgilensin. Bu devlet 3-5 zenginin çıkarının bekçisi değil. Bu devlet 83 milyon insanın işinin, aşının, güvencesinin, geleceğinin koruyucusudur. Siz kime itiraz ediyorsunuz? Medyanın muhalif veya düşmüş melekleri, siz neye hizmet ediyorsunuz? Allah size akıl fikir versin. Vermemiş anlaşılan, bari Allah size doğruyu yanlıştan ayırt edecek basiret versin. Siz zincir marketlerin karşısında işini kaybeden yüz binlerce esnaf için bir model öneriyor musunuz? Size gönderdiğimizi okuyun ve onu savunun bari. Bunu da yapamıyorsanız lütfen evinize gidin. Lütfen sahneyi boşaltın. Cumhuriyet'in 98 yılının 71 yıldır 4 klik. Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapanlar. Dinin arkasına saklanıp siyaset yapanlar. Türk milliyetçiliği üzerinden siyaset yapanlar. Kürt milliyetçiliği üzerinden siyaset yapanlar. 71 yıldır aynı mevzilerde ülkeyi kutuplaştırıp devleti ganimet olarak görüp ele geçirmek için aynı siyaset.
71 yıldır Almanya nereden nereye gelmiş? Japonya nereden nereye gelmiş? Güney Kore nereden nereye gelmiş? Biz nereden nereye gelmişiz? İşte sizin alayınızın karnesi budur. İktidar muhalefet hepinizin karnesi budur. Bu dört eğilim ya da orada koltuk kavgası edip liderlik koltuğu alamayınca gidip başka parti kurmuş küskünler. 71 yıldır sizin siyasetinizin getirdiği yer burası. Ülkenin en büyük sorunu yönetim sorunudur. Siyasi zihniyet sorunudur. Yani o zihniyeti temsil eden siyasetçiler sorunudur. Hepiniz giderseniz ülke yolunu bulur. Bir gidin, Allah aşkına bir gidin. Siz gidin, geride kalanlar yolunu bulur. Birlikte başaralım.